Buyurun komutan bey. Narin Hanım günaydın. Umarım erken saatte rahatsız etmiyorumdur. Yo, rica ederim buyurun. Size teşekkür etmek için daha fazla bekleyemedim de. Teşekkür mü? Ne teşekkürü? Bugün Deniz'e hediyesini gönderdim. Ben o kadar çok beğendim ki dayanamayıp telefonla fotoğrafını çekip Deniz'e yolladım. Şimdi camda kargocuyu bekliyormuş. Yani daha hediyesini görmeden çok sevindim. Çok sevindim. Bana haber verdiğiniz için de teşekkür ederim. Deniz'e benim de sevgilerimi iletin lütfen. Nice yaşları olsun inşallah. Tabii ki. Mutlaka söyleyeceğim. İyi günler. İyi günler. Rüzgar'ın doğum günüymüş. Kuzumun doğum günü müymüş bugün? Emine, kahvaltıdan sonra mutfağa girelim şöyle kekler, börekler, pastalar. Kuzuma güzel bir doğum günü hazırlayalım ha. Bir eniğinin doğum günü eksikti. O da oldu, tam oldu. Her boyayı boyadık, bir fıstık yeşili kaldı ha. Hoşnut olmayan gelmez. Aman, kutlarsanız kutlayın ya. İyice tepemize çıkarttınız bunları. Sonra görürüm ben sizi. Ebru, kızım. Çocuklar, siz geç kalmayın, gidin. Efendim Kadriyan. Rüzgar'ın doğum günüymüş bugün. Emine söyledi. Evet, öyle. Bu ne ya? Kapı kilitli. Hapishane mi burası? Aksın. Ebru, senden benim bir ricam olacak. Tabii. Torunuma benim için bir hediye alır mısın? Ben şimdi bilmem ne ister, ne sever. Ay yok Kadri Hanım, hiç gerek yok. Okul çıkışı bir pasta keseriz, olur biter. Sağ olsun Emine pasta hazırlıyor. Lütfen Ebru. İlk defa bir doğum günde yanında olabileceğim torunumun. Muradımın emanetinin yüzü gülsün isteyeyim. Ne isterse o olsun isteyeyim. Hadi kırma beni. Yani ben babaannesi olarak torunuma hediye almak için bir para veremeyecek miyim? Peki tamam. Ben sizin adınıza bir hediye alırım. Teşekkür ederim. Ne alacağız? Daha doğrusu nasıl alacağız? Dur kızım ya, ayarlayacağız bir şeyler. Ayşe. Neden hala giyinmedin sen? Okula geç kalacaksın. Başım ağrıyor biraz, ben gelemeyeceğim bugün. Ayşe bak, doğru söyle, bir şey mi oldu? Sen öyle baş ağrısından falan. Yok. Yani normal baş ağrısı değil, bütün gece uyutmadı zaten. Gelsem de bir şey anlamam. Öğretmen. Öğretmen. Hepsini yaptım. Olmuş. Süper olmuş hem de. Aferin. Bugün çalışacağız mı? Çalışacağız tabii. Sen git odaya, ben de geliyorum hemen.
Asım çok şanslı senin gibi bir öğretmen olduğu için. Neyse ben derse gireyim. İkimizin yerine dinlerim. Sonra da ben seni çalıştırırım, olur mu? Tamam. Geç kalma o zaman. Şimdi söyleyin bana. Sibel'i kim huzursuz etti? Sen gene ne diyorsun Kendall? Şimdi siz diyiniz ki bu kadın Kendall'ın oğluna hamile. Hamile de hangi hakla, hukukla burada durayım? Merak etmeyin. Onu da halledeceğim inşallah. Ana. Ben Sibel'e nikah kıyacağım. Aramızı aldık. Sesimizi çıkartmadık. Kabullendik, kız suçsuz dedik. Ama bu nikah meselesi nereden çıkıyor şimdi? Ana, anlamayın. Onu burada başka türlü tutamam ben. He, kapıyı başa kilitledin ya. Başını yiyecek ama bakalım ne zaman. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bu sabah. Hı hı. Ama bugün tarlada çok oyalanmamalıyız. Niyeymiş o? Rüzgar'ın doğum günü. Babasız geçireceği ilk doğum günü olacak. Bu yüzden onu çok mutlu etmeliyim. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama babasının yokluğunu hissettirmemem lazım. Tamam, ona hemen güzel bir sürpriz hazırlayalım. Ben hemen hazırlığa başlayayım. Kadriye Hanım da hediye almak için para verdi. Emine de öyle pasta, börek, çörek falan yapacakmış. Oo, Emine pasta, çörek yapıyorsa biz ne yapsak gölgesinde kalır. Ama bugün bir işim daha var. Neymiş o? Bu Asım'ın okulunu araştıracağım. Emine'ye söz verdim. Ya görsen o kadar hevesli ki. Bütün gece dik çizgi çizmiş. Her şeye yetişiyorsun. Elimden geldiğince. Parayla ne alınır ki? Ne bileyim kızım ya. Daha önce böyle bir sorunumuz mu vardı? Buldum. Boyama kitabı alalım. Hem Rüzgar bayılır böyle şeylere. Sürekli çizsin, boyasın falan. Olabilir aslında. Tamam o zaman. Sen okul çıkışı Rüzgar'ı alıp eve geç. Ben çarşıya uğrayıp alıp geleyim. Tamam, anlaştık. Sen gelsene ben de bir. Ağlaya zırla ikna etmişsin nikah. Haberin olsun bu nikah olmayacak. Boşuna heveslenme. Bitti mi? Ha bitti. Ne olacak? İyi. Alo, kardeş. Hani dün ben bir telefon bıraktıydım. Sen de onu Antep'e yolladıydın. Bugün gelecekti. Ne oldu, geldi mi o? Ha, tamam abla. Çocuk gelecek akşam üzeri. Gelirsen hazır olur. Tamam, hadi hayırlı işler. Yok.
Kal artık şam verdi ona. Yıkıl. Gibi. Siz konağa geçin, ben işi halledip geliyorum. Tamam. Çabuk ol. Ablam nereye gidiyor? Yok bir şey ablacığım. Okuldan bir şey istediler, onu alıp gelecek. Gel bakalım. Emine abla bu ne ya? İyice tımarhane oldu burası. Ada, Rüzgar'a öyle güzel pastalar yaptım ki. Ablacığım, sen üzerini değiştir tamam mı? Neredesin? Bu sefer kafandaki planlar ne? Yani dahiyane fikirleriniz nedir Serdar Bey? Ya vallahi var bir şeyler abi, kafamda var da. Bunları daha rahat bir zamanda konuşuruz diye düşündüm. İyi, öyle olsun bakalım. Narin Hanım. Merhaba. Merhaba Oğuz Bey. Ben de biraz temiz hava almak için çıkmıştım. Nasılsınız peki? İyiyim, iyiyim. Konakta biraz canım sıkıldı. Komşuya uğrayayım dedim. Onu da bulamadım. Geri dönüyordum şimdi. Tanıştırayım. Kardeşim Serdar. Hanımefendi de Narin Hanım. Öyle mi? Hı-hı. Çok memnun oldum. Sağ olun. Hoş geldiniz. Umarım yine karşılaşırız. Şimdi benim kaçmam lazım. Hadi bakalım. Buyurun. Ablacığım, sen bir yere kıpırdama tamam mı? Ben hemen geleceğim. Anne. Annemler de gelir zaten birazdan. Tamam. Merhaba. Merhaba. Buralarda telefon kartı nereden alabilirim?
soldan ilk aradan dönün, orada satılır. Bir kırtasiye var. Eyvallah. Emine ne yaptın sen? Ben bir tek pasta demiştim. Rüzgarımı az bile. Gerçekten çok mahcup ettin beni. Çok teşekkür ederim. Emine, Asım'a okul buldum. Nasıl? Gerçekten mi? Evet, hatta gidip konuştum. Ama dönem ortası olduğu için bu sene değil, bir dahaki seneye başlayabilir dediler. Ebru, Allah senin bin kere razı olsun. Asım'ı nasıl sevinecek? Sana çok teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Evet, ben de yardım edeyim sana. Dur. Hayırlı işler abi. Hoş geldiniz. Telefon kartı var mıydı? Evet. Bir tane alabilir miyim? Ne kadar? 20 lira. Bu boyama kitap ve kalemler ne kadar? 50 lira onlar. 45 lira olsa olmaz mı? Fazla bir kazancımız yok. 2 lira bir kazanç bırakır bize. Onu da kazanmasak ancak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım. Buradan. Yok olmaz. Alamam ben. Sonra nerede bulup da geri ödeyeceğim size. Ya 5 lira lafı mı olur lütfen? Teşekkür ederim ama kabul edemem. Sen al abi şuradan. Bak istersen şöyle yapalım. Bir gün kırtasiyeye girdiğinde senin kadar güzel bir kız 5 liraya sıkışırsa çıkarıp sen ver. Vaktinde bir de benim için verdi dersin. Kolay gelsin. Serdar'a sadece abilik değil, babalık da yaptım. Yani elinde büyüdü desem yalan olmaz. Ama ne zaman arkamı dönsem hep bir haytalık, hep bir yaramazlık peşindeydi. Bir gün okuldan eve koşa koşa geldi. Ne oldu oğlum diyorum, hiç ses yok. Ama canı yanıyor belli. Sonra elini fark ettim, avucunu sımsıkı kapatmış. Zorlanı açıp baktım ki avucunu çıkıp kırmızı. Ne oldu oğlum diyorum, hiç ses yok. Meğer bizimki eskiden şu bakkallarda satılan mantarlar vardı. Onlardan almış. Öyle mi patlatayım, böyle mi patlatayım derken elinde patlamış serserim. Emine ablası Rüzgar'ın en sevdiği pastayı yaptı. Afiyet de yeriz şimdi. Muzlu mu? Hı hı. Eline sağlık Emine ablası. Hadi bakalım, şimdi güzel bir dilek tut, sonra da mumlarını üfle, tamam mı? Üfleyemem. Neden? Abim olmazsa üfleyemem. Oy kuzum, abisini de istermiş. Görüyor musun? Kardeş işte. Ne abisi Rüzgar? Bu zamana kadar abi mi vardı? Hem nereden bilecek ki o senin doğum gününü? Hoş, bilse bile umurunda olmaz. Rüzgar, dilek tut. Hadi Rüzgar'cığım, Baran abinin işi vardır. Sonra kutlar doğum gününü. Boş vaatlerle kandırmayın anne çocuğu. Yok benim. Ama istersen bir tur veririm. Tabii senin. Sahi mi? Evet. Ama kullanmasını bilmiyorum. Öğretirim ben sana. Teşekkürler.
Hadi gel bakalım onları üfle. Hadi bakalım. Bitirdin ha? Oh. Ayşe, ben gidiyorum. Sen istiyorsan sevgilinle kal ama ben gideceğim. O ne demek abla öyle? Ben gideceğim demek. Tamam gidelim de Kendal bırakmaz ki. Sen onu dert etme. Nasıl dert etmeyeyim abla? Adam üstümüze kapıları kilitledi. Başım ben her şeyi düşündüm. Eşyaya ihtiyacım var diyeceğim. Yanımıza birini verecek, eve gideceğiz, tamam mı? Oradan sen arabada kalırsın. Sonra da ablama bakacağım diye arkamdan gelirsin. Sonra da karanlıkta kaçarsın. Tamam mı? Merhaba. Merhaba. Bizim bir CD işimiz vardı ya. Akşam üzeri gelir dediğiniz, geldi mi? Bir bakayım abla. Ha şey, Ebru Şam Merdan'la. Borcun ne kadar? 10 lira. Asım, bu da senin. Benim mi? Evet. Beğendin mi? Çok. Bir gecede bitirir mi bunları? Ne olsun, bir daha alırız. Ebru, sağ olasın. Sen sağ ol. Çok güzel. Beğendin mi? En çok hangi hediyeni beğendin? Abimin. Bisikleti mi? Anne, yarın binebilir miyim bisikletime? Binebilirsin ama yalnız binemezsin. Tamam, o zaman ben de abimle binerim. Tamam. Abinle bin. Ada. Ben kırtasiyede bir çocukla karşılaştım. Görsen o kadar tatlı, o kadar centilmendi ki. 5 lirayı öyle tatlı bir dille bıraktı ki hiçbir şey söyleyemedim. Benim karşılaştığım öküz gibi değildi yani. Değil. Bu böyle çok kibardı. Maya, yoksa sen aşık mı oluyorsun? Hayır tabii ki. Sadece çok etkileyici, iyi kalpli ve de hoş biriydi. Hı hı. Ve de yakışıklı. Ya inanmıyorum Maya ya. İlk defa senden böyle şeyler duyuyorum. Ya sen baya baya aşık oluyorsun. Abartıyorsun Ada. Aşık falan olduğum yok benim. Peki kim bu? Adı ne yani? Bilmiyorum. Çünkü adını sormak aklıma bile gelmedi. Kimse bilmeyecek ki benim. Allah'ım yok.
Ver Sibel. Ağam neredesin? Ne vardı? Ağam üstümüze başımıza giyecek bir şey kalmamış da. Bir eve gitseydik. Sabahın köküne kıran mı girdi? Gecenin bu saatinde arayın. Ağam sabah arayayım dedim de işin gücün vardır diye bekledim. Genç kız işte, Ayşe'nin ihtiyaçları var, çamaşırdı falan. İyi iyi tamam, birini gönderirim ben, haydi. Tamam, birini ayarlıyor. Onu atlatır kaçarız. Bu sefer başarmamız lazım Ayşe. Tamam abla. Ama bu sefer izin ver bana, olur mu? Niye? Vallahi yazısı değişmiyormuş gerçekten. Değişmiyor. Benimkisi değişmedi. Gittiğimiz her şehirde, kurduğumuz her yeni hayatta bu sefer değişecek dedim ama değişmedi. Ben seni kalbimde, ruhumda götürüyorum. Hani bana diyordun ya, niye yüzüme uzun uzun bakıyorsun diye. Ben bugünün geleceğini biliyordum da ondan. Ezberlemek istedim. Saçlarını, kaşlarını, gözlerini, dudaklarını. Santim santim. Kalbim seni ezberledi. Unutmaz artık. Hoşça kal. Kusura bakma abla, bu saatte rahatsız ettim ama. Yok olsun, hayırdır? Ben ağamı aradım da, bizim Ayşe'nin üstü başı eksik. Malum genç kız işte, birilerini gönderiyor. Öyle yani. İyi, ben anahtarları alıp geleyim. Thank you.
Kızlar ne yaptın? Aldın mı? İyi iyi. Bırak şimdi zevzekliği. Fazla oyalanma. Hemen gitsinler, ne ihtiyaçları varsa alsınlar, sonra onları eve götür. Onları bıraktıktan sonra da gel beni al. Haydi. Kim yazdı lan o notu? Kim? Hadi Özlem, biraz cesaret. Ayşe'yle arabada bekleyin, ben geliyorum, tamam mı? Tamam yenge. Rıza abi, nasıl gidiyor hayat? Ki bu saatte. Müzik